Hep diyoruz ya hani neden Türk futbolu dünyaya açılamıyor diye. Neden biz Avrupa'dan futbolcu alıyoruz da içimizden yetiştiremiyoruz diye. Hep soruyoruz ya neden bizim gençlerimizi dünya izlemiyor diye. İşte bugün konuk aldığım iki isim bize Türk futbolunun dünyaya nasıl açılacağını anlatacak. Hemen sizleri meraklandırmadan, heyecanlandırmadan paylaşayım istiyorum. Türkiye'ye scout'u getiren adam Tarkan Batgün ve başarılı teknik adam Koray Palaz'la birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni davetimi kırmadığınız için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve Türk futbolu için yaptıklarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. İkinize de. Şöyle söyleyeyim, sistem o kadar kolay ki. İlk versiyonu çok kolaydı. Versiyon 3'tü. Hala aynı kolaylıkta. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bizim zaten projeden bahsedeceğiz. Hı hı. Şimdi 91 kulübün aşağı yukarı Sport Toto 2-3 3 haftalık bir periyotta biliyorsun Koray Hocam, bütün başkanları tek tek aradım. Şu anda 52 tane takımımız bu projenin içerisinde ve başkanlara bizim sistemi anlatmamız, hocalara sistemi anlatmamız 10 dakika sürüyor. Zaten Kulüpler Birliği bile bu projeyi kabul edip benimsediyse, desteklediyse bu çok ciddi bir şey ve çok iyi adımlarla ilerlediğinin kanıtı değil mi projenin? Ya tabii, şimdi öncelikle burada Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, Pazar Spor Kulübü Başkanı ki Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Yangın, yani onların bize bu yaktığı ışık olmasaydı, bu destek olayı, tabii o projeye geçişim, gerçi tam Y Scout'tan çıkıp başka bir noktaya geçtik ama çok önemli bir nokta bu. Şimdi biz biliyorsun Lig Radyo'da Yetkin Etkin'le bir program yapıyorduk. Koray Hocamız da zaman zaman programa katılıyordu. Ne yapıyorduk biz? Y Scout'ta şimdi basına mesela bir oyuncu ismi geliyor. Biz giriyorduk Y Scout'a. Y Scout'un içerisinden önce 3 tane full maçını seyrediyorduk. Oyuncu değerlendirmesinden sonra tek tek. Sezon sezon değerlendirme. İşte 5 sezon önce Paris Saint Germain altyapısından geldi. Var mı görüntü? Evet. Fransa'da özellikle altyapı maçlarını, akademi maçlarının görüntülerini de görürsünüz. Sevgili Tarkan, burada çok önemli bir nokta var. O noktada şu oluyor. Yaklaşık bir sene önce bu zamanlar, o zaman Beşiktaş Kulübü'nde scout ekibinde çalışıyordum tabii. Emre Mor bir gün ofiste kulüpteyken Emre Mor'la ilgili görüntüyü ben Danimarka ilk U17 takımında gördüm. Bakın, Danimarka U17 takımının görüntüleri o zaman Y Scout'ta mevcuttu. Dolayısıyla dikkatimi çekti. Daha sonra U19 takımını orada oynamış. Orada dikkatimi çekti. Görüntüleri izlemeye başladık. Yani sonuç olarak 15-16 yaşındaki oyuncuların bile yer aldığı bir platformdan bahsediyoruz. Tabii geçen sene hatırlıyorsun, biz Y Scout üyelerine, yine Y Scout'un kapısını hep çalıyoruz, işte Mateo Campodinico var artık, evet. Yıllardır arkadaşımız o bizim. Mateo artık bizden biri oldu yani. Mateo işte bak, Türkiye'den oyuncular çıkacak, altyapı takımlarının teknik direktörlerine Y Scout verelim. Ya işte olur mu? Olur. Olur. Çok da güzel olur. Şimdi oradan biz yola çıkarak nereye geldik? Sport Toto 2-3. Şimdi oraya, o noktaya gelmemiz bizim çok enteresan oldu. Çünkü benim şahsen takip edebildiğim, çünkü düşün, 126 tane dünyada ligden bahsediyoruz. Ama geçen sene biz gençlik geliştirme liglerini Y Scout'a görüntülerini koyunca oradaki potansiyelleri ufak ufak... Tarkan abi, rica edeyim Playout'taki arkadaşımdan o görüntüleri de arkada video volda döndürebilirsek, hani izleyenlerimizin de görebilmesi açısından çok iyi olur. Y Scout nerelere ulaşmış? Tabii. Şimdi U17, U19, U21 maç incelemeleri bize çok enteresan veriler verdi. Şimdi bizim merak ettiğimiz olay, herkesin de merak ettiği, bu oyuncular niye A takıma çıkmıyor? Sorular gelmeye başladı bile. Şimdi Yetkin Etkin'le yaptığımız programda derinlemesine indik. Evet. Yani bu oyuncular nereye gidiyor? Şimdi gençlik geliştirme liglerinden A takıma çıkamıyorlarsa nerelere gidiyorlar? Veya nerelere gitmeye çalışıyorlar? Daha sonra neyi fark ettik? Bütün Y Scout datasını inceledik. Çünkü Y Scout'un içerisinde hem istatistiki bilgi var, hem de Koray Palaz hocamızın söylediği CV bilgisi. Evet. Fakat bu CV bilgileri de görüntülü.
aşağı yukarı 9 sezona ulaşıyor. Her neyse, çok enteresan bir rakam vereceğim Pelin Koç. Süper Lig ve PTT 1. Lig'deki Türk oyuncuların %62'si bu liglere uğramış. Yani Spor Toto 3, Spor Toto 2. Ciddi bir rakam, %60. Şimdi bunu fark ettikten sonra tabii araştırmaya girdik. Bu liglerde ne oluyor? Bizim ilk kapımız Serdar Dursun'a çıktı Karagümrük'te. Evet, yani bu gerçekten çok ciddi bir başarı. Şimdi Karagümrük'te Serdar Dursun'a çıktı. Tabii bizim kendimize ait Y-Scout içerisinde Scout Network'ümüzdür var. Hı hı. Yani şöyle düşün. Scout'un her zaman arkadaşı oluyor. Burada bir rakiplik yok. Evet. Yani sakın yanlış anlama. Galatasaray'ın scout'u da yurt dışında beraber olur. Beşiktaş'ın scout'uyla yan yana oturur, maç seyreder. Çünkü oyuncu o kadar çok ki. Milyonlarca oyuncudan bahsediyoruz. Her neyse. Ya tabii bir de yurt dışında olduğu zaman o bir yarışma içerisinde değil de adeta biraz da kenetlenmeye ihtiyacın oluyor. Biz, ben kendi adıma Arjantin, Brezilya, Uruguay'da hem Fenerbahçe'den hem diğer kulüplerden zaman zaman scout o dönemlerde arkadaşlarımızla karşılaştık. Ya bu dünyanın öbür ucundasınız. Bir dostla karşılaşıyorsunuz. Ya, tabii. Tabii orada farklı ilişkiler devreye giriyor. Şimdi Cengiz Günaydın'ı biz hiç tanımazdık o zamana kadar. Hı-hı. Çünkü scoutluk, ben aynı zamanda scoutluk mesleğinden de doneler vereyim. Yani scout dediğim vatandaş aynı zamanda modern devrin casusu. Evet. Diyebilir miyiz? Doğru. Diyebiliriz. Doğru. Yani bütün hayatları tek tek inceleyen, incelemek zorunda olan. Çünkü oyuncuyu beğeniyorsun, oyuncudan sonra ne yapıyorsun? Araştırmak zorundasın. Şimdi bu oyuncu özel hayatında ne yaptı? Medikal rekordlarından tut. Yani o kadar çok insanı arıyorsun, tarıyorsun ki bu karar verme döneminde. Cengiz Günaydın'a gittik. Sağ olsun Cengiz Başkanım'la bu konuyu konuştuk. Yani nasıl oldu bu? Onlar o zaman Y-Scout'ta tahmin ediyorum ya 2 ya 3 görüntüleri vardı. Hı hı. Çünkü televizyona çıkan yayınlar ancak Y-Scout'un içinde yer alabiliyor. Değil mi? Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlar. Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlardan sonra Cengiz Günaydın son derece akıllı bir stratejiyle maçları çektiriyor videoya. Hı hı. Maçların içerisinden Serdar Dursun'un edited versiyonlarını Almanya'ya gönderiyor. Onun arkasından Almanya'dan scoutlar geliyor. Serdar Dursun'u canlı olarak seyrediyorlar. Şimdi tabii unutmayın, hani Y-Scout, her şey Y-Scout değil, her şey görüntü değil. O sadece size bir basamak. Yani olayın birinci inceleme, operasyonu. Yani evet. Olayın A şıkkı. Hı hı. A şıkkından sonra canlı gözle takip edip konfirmasyon ve alıma geçiyorsunuz. Sonra ama tabii şunu unutmamak lazım. Serdar Dursun Almanya patentli bir oyuncu. Evet. Burada onu mutlaka en azından gençlik yıllarını işte o gelişimini biraz bilen ve daha sonra üzerine ne katmış veya katabilmiş mi bunu inceleyen bir kişi veya kişiler vardı. Şimdi hocam Almanya patentli dedi ya, şimdi şu patent olayına geçeceğim birazdan, çok önemli bir anekdot bu aslında. Şimdi Cengiz Günaydın'la oturduktan sonra Kulüpler Birliği'yle toplantı yaptık. Sağ olsun orada Pazar Spor Başkanı Hüseyin Yangın. Kulüpler Birliği Başkanı. Evet, Kulüpler zaman. Birliği Başkanı aynı zamanda değerli başkanımız da bu konuya son derece yakınlık gösterdi. Projenin başlaması nasıl oldu 3 hafta önce? İç saha takımları maçlarını çekecek. Hı hı. Y-Scout platformuna koyacaklar ve Y-Scout Matteo Campodonico'nun kapısını çok zorladık bu konuda. Hiçbir ücret talep etmeden Y-Scout'u bir sezonluğuna bu ekiplere verdi. Şimdi şu anda ne oluyor? Takımlar maç görüntülerini çekip server'a koymaya başladılar. Şimdi ben Meksika'da bir takımım var, futbol takımım var. Ve Türkiye'den bir oyuncuyu izlemek istiyorum. Benim o platformda ne yapmam gerekiyor? O platformda diye bir soru gelmiş. Evet. Türk bayrağına tıklıyorsunuz. Oraların evet. Yani ilk açılışta bilmiyorum arkadaşlar VTR'den gösterebilirler mi bayraklı kısmı? O bayraklı kısma tıkladığınızda Türkiye'nin bütün liglerini gösterir. Neyi görecekler orada? Maç görüntüleri ve oyuncuların tüm hareketleri.
tüm hareketleri derken işte kullandığı... Attıkları çalımlar, attıkları goller, touch, yaptıkları hatalar, offside'e yani düşme, her şey var. Touch'lar, fauller, offside'lar, şöyle düşün, 58 parametreyle inceleniyor bir oyuncu. Tabii şunu fark ettik biz, bu maç görüntüleri buraya konmaya başladıktan sonra bize call log datası gelir. Yani kimler hangi ligi seyrediyor? Şimdi bir baktık ki Almanya 2-3-4-5, Fransa 2-3, Belçika 1-2-3, Hollanda 1-2-3. Bu ligler Sport Toto 2 ve 3. ligleri seyretmeye başladı. Şimdi tabii bizde bir merak uyandı. Niye? Şimdi Almanya patentli diyoruz ya, bizim yaptığımız bir araştırma daha oldu. Yetkin Engin de İngiltere'de. Evet, kendisine çok selam. İngiltere'yi kasıp kavurdu Yetkin Engin. Yani röportaj yapmadığı hiç kimse kalmadı. Les Ferdinand'ından Gordon Miller. Buradan kendisine çok çok selam söylüyorum ayrıyeten. Bize röportaj yapacak kimseyi bırakmadı. Teşekkür ediyoruz. Her neyse, şimdi neyi hayal ettik? Niye bu insanlar burayı seyrediyor? Başka bir araştırma daha yaptık. Sport Toto 2 ve 3. liglerde oynayan futbolcuların her takımda 3,5 gurbetçi oranı. Yani patent. Bu ilk 11 mi yoksa genel kadro? Genel yani 18, yani 20 kişilik kişi. Kadro olsa bunun %4. %20'si. Evet. 3-4 oyuncu. Şimdi bizim tahmin ettiğimiz ilk bu takımları, yani Avrupa'yı atrak yapan kendi kültürüne yakın oyuncuları geri getirme operasyonu. İlk böyle başlıyor. Ama şunu da şimdi Koray Hocam'a soracağım. Bize hep isim gelir. Hadi hangi isim? Onu seyrederiz Vice Scout'tan. Ondan sonra bizim Sports Code programlarımız var. Özel matematiklendiririz. Bu ligde oynar mı, oynamaz mı? Ondan sonra seyahat. Çok güzel sorular geliyor size. Yani hangisini şu an soracağımı şaşırdım. Önce hani Vice Scout'la ilgili olanları sormak istiyorum ama önce torpil geçip babamın sorduğu soruyla başlamak istiyorum. Selamlarını iletmiş sizlere. Zamanın o zamanlarda bu Vice Scout benzeri olaylar olsaydı, babam iyi bir Beşiktaşlıdır, Muhammed'in durumunu sormuş, Muhammed'in akıbetini sormuş. Böyle olur muydu diye. Evet, daha bugünün konusuydu değil mi? Yani hep bizim scout arkadaşların, teknik kadroların, siz o dönem kahvaltı masalarında dönen hocam? Muhammed, sorulardan bir tanesi. Bizde oynadığı dönemde ekipteydim tabii. Samet Aybaba dönemiydi. O zaman daha çok fırsat bulmaya başlamıştı. Muhtemelen böyle olmazdı. Çünkü iyi bir Muhammed'le karşı karşıyaydık. Tabii yalnız oraya gelecek olan scout ya da scoutlar, ona göre oyuncunun gelişimi, karakteri vesaire, bunları da göz önünde bulundurarak mutlaka hareket edeceklerdi diye düşünüyorum. Ama Muhammed, ya kaybedilmiş bir şey yok aslında. Yani Muhammed, futbolcular hayatları boyunca inişli çıkışlı bir grafik gösteriyorlar zaten. Yani bundan bir sene, bir buçuk sene önce Atıç Nukan kim diyebilirdi Bundesliga'ya transfer olacak? Ve daha sonra bir sezon sonra tekrar Beşiktaş'a gelecek. Şimdi yani, Koray Hocam, Ozan Tufan'ın durumu da bundan farklı. Bu arada yani, bu konu hakkında da size bir soru gelmiş. Tarkan Batgün. Ozan Tufan'ın küllerinden doğmasına sebep Tarkan Batgün müdür? Şimdi Tarkan Batgün değildir bu sebep. Çünkü bu özellikle Bursa Spor'daki olay bir ekip olayıydı. Ben bunları soruya saklamak istedim ama laf lafı açmışken sorayım tabii, istiyorum. Çünkü biz Bursa'ya ilk gittiğimizde ilk kafamızdaki operasyon Bursa altyapısında ne oluyordu? Şimdi buradan tekrar Bursa Spor Televizyonu'nda Mehmet Gerçek'si, sen de tanırsın Koray Hocam, çok selamlarımı iletiyorum. Mehmet Gerçek'si'den bizim ilk istediğimiz, Mehmet abi dedik, bize U17, U19, U21 maçlarını çekeceksin. Bu maçları Vice Scout'tan özel izin aldık. Vice Scout server'ına koyacaksın. Çünkü aramızda fiziksel 25 kilometre mesafe var. Maçlar çekiliyor, server'a konuyor. Biz scouting laboratuvarında oyuncuları inceliyoruz. Şimdi oyuncu incelemesinde bizim özel şablonlarımız vardır. A takımındaki oyuncunun benchmark'ları. Şimdi benchmark'ın tam Türkçe karşılığı benchmark'ın Türkçe seviye. Karşılığı
Tabii belli bir seviye ve ona yaklaşabilecek şimdi olduğunu yer. Bizim altyapımızdaki şablonla üst yapımızdaki şablon yan yana konuyor. Burada yapılan hareketler ve görüntüler, burada yapılan hareketler ve görüntüler. Daha sonra bunlar grafiklendiriliyor. Yani matematiksel grafikler. Kim ne yaptı ve kaç puan aldı? Çünkü her yapılan bir futbol oyununu matematiksel olarak bölerseniz her oyuncunun yaptığı harekete aldığı bir puan değeri vardır. Ve o puan değeri ligin içerisindeki puan değerine integral hesabıyla karşılaştırılır. Bu oyuncu genç takımdayken şu ligde şu pozisyonda oynarsa ne olur? Tabi unutmayın, Ozan Tufan'ın pozisyonu sağ bek. Ki bu konuda sürekli konuşuyoruz. Sürekli şeyimiz var. Yani ben kendisini bir milli takım maçıydı herhalde, Brezilya maçıydı. Fatih Hoca onu ikinci yarıda sağ bek olarak oynattı ve çok etkili bulmuştum. Hatta Tarkan'la konuşmamızda, Tarkan dedim, kardeşim bu Ozan yere sağlam basan, güçlü, kuvvetli bir oyuncu ve müthiş bir sağ bek oynar. Hatırlıyorsun, evet, o konuşma. Hatırlıyorum. Şimdi her orta sahada izledikçe ben bir hayal kırıklığı. Sağ bek olması. Ozan Tufan 6 oynuyor, 8 oynar. Evet. Sol kanat oynar, sağ kanat oynar. U14-15'te biz onun maçlarını bulduk, inceledik Sportscode'la. Santrafor oynamış. Hayır, oynamadığı mevki kalmamış kadar. Stoper var. Yani bir maçta bizim Bursaspor'da sol bek oynadı. Ozan şu an gerçekten hak ettiği bir takımda, hak ettiği yerde, milli takımda diyebilir miyiz? Yani Ozan bunları çoktan hak etmişti. Ya şimdi biz ilk gittiğimizde, şimdi babanın sorusuna ben tekrar geri döneyim. Muhammed'in olayını da ilgilendiren bir olay bu. Biz ilk, yani ben kendim Ozan Tufan'ı Ertuğrul Hoca zamanında görmüştüm. Yani Ozan Tufan yeni keşfedilmiş bir oyuncu değildi. Sadece bir 6-1'lik bir maç vardı. Maç hatırlayamıyorum şu anda. Bir Avrupa Kupası maçıydı galiba. Ozan Tufan orada gol atıyor. O günden sonra yok Ozan Tufan. Ve ondan sonra bir 6 aylık dönemde akademide de oynamamış. Sağ olsun orada bir Musa hocamız vardı. O U19'un yani hocalarından gol attı şimdi... oynamadı. Ondan sonra yok 6 ay. Bilmiyoruz skor, ne oldu. Skor kötü herhalde, onunla alakalı. Ya bir sürü faktör var. Yani psikolojik faktör mü? Yok, mental bir olay mı? Sakatlık mı? Ama o dataya o zaman ulaşamadık. Kaç yaşındaydı Ozan o zaman? 17 yanlış hatırlamıyorsam. 17. Şimdi sonra ne oldu? Biz maç görüntülerini scouting laboratuvarında incelemeye başladıktan sonra grafiklerde bakıyoruz ki bizim orijinal pozisyonlarımız var ve Türkiye Ligi'ndeki sağ beklerin üzerinde ortalama 18 ileri çıkışla oynuyor. Bu puanlama sistemini siz belirlediniz. Tabii, bizim kendi entegre ettiğiniz tabii, bir tabii. Ben sistem. Çünkü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümü mezunuyum. Aynı zamanda, eyvah, meslektaşmışız. Yani bizim matematik ve futbol entegrasyonu biraz benim şansım oldu. Onun üzerine hem bilgisayar programcılığı... Yani oradan tahsili, bir puanlama sistemi yarattım. Oradan benim kendi yarattığım ve Good to be Scouting ekibi olarak yarattığımız özel bir şablon vardı. Şimdi orada biz bu tespiti yaptıktan sonra role İrfan Buz girdi. İrfan Buz'un Ozan Tufan'daki emeğini yadsıyamaz. Kesinlikle öyle. Peki burada İrfan Hoca'ya bu doneleri verdiniz mi? Tabii yoksa... İrfan Hoca'ya biz, çünkü ilk İrfan Hoca'ya gittik. Zaten biliyorsun İrfan Hoca'nın da Almanya'dan geldiği ilk dönemlerde ben kendisiyle beraber çalışıyordum. Ayrıyeten İrfan Hoca'yı bizzat ben 4 senedir de takip ediyordum. Yani bizim scouting olarak yaptığımız... Bir tek futbolcu değil, evet, o zaman. Evet, bir tek futbolcu değil. Benim ikinci bulduğum değerlerden bir tanesi de Koray Palaz Hoca'dır. Teknik direktörlük yaşantısında. O da bizim keşiflerimiz içindendir, değil mi Koray Hocam? İyi ki kazandırmışsınız o zaman. Her neyse. Sonra ekip. Şimdi o ekibin içerisinde 7 tane arkadaşımız vardı Bursaspor'da. Şu anda 2 tanesi hala o bayrağı taşıyor. Çok güzel. Kim Coşkun bunlar? Özdemir ve Emre kardeşlerimiz. Şimdi Coşkun Özdemir akademide bütün o scouting işlerini tek başına yapan... Küçücük bir odası var onun, aynı şekilde laboratuvar gibi. Oradan o bayrağı devam ettiriyor. Yalnız bu arada o Bursaspor'da yapmış olduğu çalışmayı biz Beşiktaş'taydık o zaman. Ben çok heyecanla takip ettim. Çünkü onun bir başlangıcı var.
aslında verebiliyorlarsa görüntüler de herhalde vardı. Bilmiyorum görüntüden. Bir daha bir sefere görüntüsünü getirin. Nereden nereye gelindiğine dair bir video hazırlamış. Evet evet, o YouTube'da vardı, bilmiyorum. Yani YouTube'da mutlaka bulunabilir. Odaları yerleştirişimiz. Tabii tabii, o çok güzel, çok evet, keyifli evet. Bir çalışmaydı. Bir 2-3 dakika sürüyor evet, herhalde. Evet evet evet. Bence onu verebiliyorsa arkadaşlar müthiş olur. Bir bakarız reklam arasında, indirebilirsek verelim onu da. Tabii daha sonra ne oldu? İrfan Buz Hoca gözüyle seyretmeye gitti. Tabii biz orada araştırmamızı akademide yapıyorduk. Görüntüler üzerinden daha sonra canlı gözle, evet bu oyuncu canlı gözle nasıl görünüyor? Çünkü canlı gözü hiçbir zaman tabii canım, çok farklı. Şey yapamazsın. Yani canlı göz çok farklı bir olaydır. Olması gerekli bir olaydır. Daha sonra biz Christoph Daum'u bu olayı anlatırken bir baktık. Ozan Tufan'ın Karabük Spor'a gideceği konuşuluyor. Doğru muydu? Tolunay Kafkas istiyor. Tolunay'da o zamanlar milli takımlarda olduğu için daha önce büyük bir ihtimalle tabii, oradan, oradan görmüştür. Oradan biliyordu. Tabii, Tolunay Kafkas istiyor 250 bin TL'ye. Biz tabii Christoph Daum'un odasına hücum. İrfan Buz bir yandan, Tarkan Batgün bir yandan. Verme i̇şte, hocam. Hocam verme bunu, verme. Yapma, biz kamp kadrosunu alacağız. Ne hikayeler. Sağ olsun Christoph Daum hoca da bize güvenirdi. Buradan şimdi o da Romanya'da, kendisine de çok selam söylüyorum. Selam söyleyeyim. Türklüğü bir Alman olarak yaşayan en güzel insanlardan bir tanesidir. Christoph hocanın kabulüyle kamp kadrosuna geldi Ozan Tufan. Şimdi bize inanan Christoph Daum, operasyonun gün be gün içinde takip eden İrfan Buz, ekibin içerisinde bulunan 7 arkadaş. Hı hı. Bu Bursa'nın eseri. Çünkü Bursa'da aslında bilmiyorum biz çok fazla bir şey mi yaptık. Çünkü Bursa inanılmaz üretime sahip bir şehir. Benim kızım da Bursa Spor taraftarı, Küçük Timsah. O da orada doğdu. 2,5 yaşında maşallah, şimdi. Maşallah çok tatlı. Sağ ol. Çok çok tatlı. Yani neticede benim babana vereceğim cevap bu, bir imece usulü oldu. Hı hı. Şunu sormak istiyorum bir de. Böyle bir soru gelmiş Selçuk Yılmaz'dan. O da bizim sürekli izleyicimizdir. Selamlar olsun. TFF 1. Lig'de hangi kulüpler Vice Scout kullanıyor? Kullanan kulüp var mı? Şimdi Süper Lig'de aşağı yukarı kulüplerin %90'ı kullanır. PTT yani TFF, şimdiki adıyla TFF 1. Lig'de de aşağı yukarı %60-%70 oranı vardır. Peki bir teknik adam Vice Scout platformundan nasıl yararlanır hocam? İlk önce bunun 2-3 boyutu var. Birinci boyutu rakip analizle ilgili olur. Çünkü Vice Scout'un en büyük özelliklerinden bir tanesi, rakibin yapmış olduğu bütün aksiyonları izleyebiliyorsunuz. Bunun içine duran top aksiyonlarını, bunun üzerine atak varyasyonlarını vesaire, bu tip görüntülerin hepsi orada mevcut. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu tabii ki bir teknik adam için, işte Ozan Tufan örneğinde veya diğer oyuncular örneğinde düşündüğümüz zaman bir oyuncu ismi gelir. Bu gerek kulüp yönetiminden, gerek sportif direktörden, gerek başkandan, artı menajerlerden geliyor. Artı kulübün mevcut bünyesinde bir scout ekibi varsa oradan gelen oyuncular var. Bir databank oluşuyor. Bu databanktan size sunulan oyuncuları orada çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. İşte Tarkan'ın da bahsetmiş olduğu formatla. Ama bizim için bu scouting boyutuydu. İkinci anlatmış olduğum şık. Birinci şık, bir teknik adam olarak, bir teknik direktör olarak rakip analizde çok önemli yer ediniyor. Artı biz geçen sezon Denizlispor'da görevde olduğum süreçte Tarkan Batgün'le burada Türkiye'de herhalde bir ilkti değil mi? Avrupa'da bir ilk yapmışız. Tabii, Avrupa'da o bir zaman, Ginipig örneği Denizlispor'da olmuştu. Ginipig. Ginipig Türkçe lütfen. Kobay Denizlispor'da oldu ama ben çok faydalandığımızı düşünüyorum. Şu anlamda şöyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Örneğin Recep Niyaz örneğinden gidelim. Biz bunları, bütün futbolcuların hepsine birer Vice Scout hesabı açıldı. Bununla birlikte oyuncular kendilerini kıyaslayabilecek bir platform oluşturuldu. Örneğin Recep Niyaz oynadığı mevki itibariyle
kendisini örnek veriyorum, aklıma Luka Modric geliyor. Hı hı. Modric de kıyaslayabiliyor. Cep telefonunda ekran ikiye bölünüyor veya laptopunda veya herhangi bir bilgisayarda. İşte Recep görüntüleri seçerken oradan atmış olduğu goller, işte anahtar paslar, asistler, duran top kullanımı vesaire. Ekranın, örnek veriyorum, sol tarafında Recep var. Sağ tarafında aynı aksiyonu Luka Modric yapıyor. Evet. Bu sefer oyuncu kendisini farklı oyuncularla kıyaslayabiliyor. Ve biz bunu Avrupa'da, ben Türkiye'de diye hatırlıyorum ama Avrupa'da ilk yapmışız. Yaklaşık bir buçuk ay falan kullandık. Dolayısıyla işte sol bek o zaman Kerem Gülbağar oynuyordu. Hı hı. Kendisini dünyada istediği herhangi bir sol bekle kıyaslayabiliyordu. Buna kaleciler dahil, santraforlar dahil, mevkisel bazda oyuncular hangi mevkide oynuyorlarsa kendilerini çok rahatlıkla kıyaslayabilecek bir platform oluşmuştu. Gerçekten çok keyif aldık. Oyuncularla biz bunun şeyini de yaptık tabii. Ben sürekli oyun gibi sürekli oynuyorum yani. İçinde kayboluyor insan, böyle hapsediyor. Tabii. Ya ben ilk versiyonu kullananlardanım herhalde Türkiye'ye ilk geldiği dönemde. 2010. Dolayısıyla en son Başakşehir Futbol Kulübü'nde yapmış olduğu seminerde evet. Orada en son halini gördükten sonra, yani bu resmen hani Mateo'nun anlattığı değil Mateo'nun mi? Mateo'nun anlattığı şekilde geldikten sonra şunu görüyorsunuz. Hani eski tip kramponları düşünün. Bir de şu anda işte o böyle belli bir markanın renkli. Değişik renkli şeylerini düşünün. Oradan oraya gelmiş gibi olduk. Çok geliştirmiş Wyscout kendini. Hatta o gün de konuşmada da söylemiştim. Biz Wyscout'un o gelişimini de takdir etmek gerekiyor. Artı dediğim gibi oyuncu kıyaslaması müthiş bir şeydi. Yani çok keyif aldım. Çünkü oyuncular işte aklıma gelen Şevki vardı. İşte çalıştığımız oyuncular arasında işte Furkan Şeker, işte Leo. Bunlar İşin hep enteresan tarafı. Yaşlı oyuncular çok daha fazla olayın içine girdiler. Evet. Tabii, çünkü ne kadar enteresan değil mi? Çünkü ileride teknik direktör olacaklar. Olabilir. Yani herkesin bir hedefi var tabii ki ama orada kendilerini kıyaslayabilecek oyuncu profillerinin doğru seçilmesi önemliydi. Aslında bence tabii. İşin anahtar kısmı oradaydı ve ben çocuk oyuncuları anlatırken bunu bu şekilde anlattım. Yani çocuklar, hani burada bir oyuncuyu seçerken biraz da realistik olmamız lazım. Yani dünyanın en iyi sağ bekinin ne yaptığı tabii Daniel ki önemli Alves'de ama. Daniel Alves'le tabii ki de kıyasla. Yani Daniel Alves'le kendimizi kıyaslamak çok mantıklı değil. Çünkü ama aynı özellikleri. Daniel Alves'i seyretmesi ne kadar güzel bir şey. Evet. O farklı bir olay. Orası farklı bir olay. Tabii ki orada artıları eksileri kıyaslayabilecek. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama bu arada tabii Avrupa'da ilk olduğumuzda bilmiyorduk. Denizlispor'da böyle bir çalışma bizim yaptık. Bizim amacımız oyuncuyu interaktif analiz içerisinde sokmaktı. Çok doğru bir tespit. Biz bunu en son şeyde yaptık. Her ne kadar görüntüler yayınlanmasa da işte Manisa Spor'da ayrılmadan önce orada bir interaktif bir prezentasyon diyeyim daha doğrusu. Orada bunu yapmaya çalıştık. Çünkü bence çok faydalı kısmı orası oluyor. En azından oyuncu anlattığın sistem, anlattığın format üzerine sana cevap verebiliyor. Peki Tarkan, sen burada bunu test edebiliyorsun. Bunu ikinize de sorayım ben aslında. Hani bir teknik adam gözüyle ve bir scout gözüyle. Bu kadar çok fazla matematiksel veri, bu kadar fazla sayı, rakam vesaire futbolun amatör ruhuna zarar verir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. O senin bildiğin amatör ruh. O öldü mü çoktan? Çok oldu. Şimdi o endüstriyel futbol denen şu bir olaydan bahsediyoruz. Borussia Dortmund'un dünyaya saldığı zehir. Şimdi bu endüstriyel futbol değil. Bu hani biz bilim diye konuşuyoruz ya bu olayı. Hı hı. Şimdi bu olay Avrupa'da günlük yaşandı. Kim kaç tane ne yaptı? Şimdi bu yani ulema derecesinde bir matematik mühendisliği gerektirici bir olay değil bu. Ve matematik burada görüntüye bağlı. 10 tane şut çekmişim. Bana o şutumu göster. Tık. Tabii. Tık 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 tık. Evet. Şimdi bu interaktiviteyi biz denedikten sonra, ki biliyorsun Wyscout bunu ürün haline burada denedikten sonra çıkardı Temmuz ayında. Evet. Ki biz söyledik. Ya biz kobay olarak şey yaptık. Kobay olarak ama başarı elde ettik. Başarı elde. Şimdi kesinlikle Denizli Spor'u ligde tutan Koray Palaz'dır yani. Şimdi kaç kişi söylerdi, kaç kişi inanırdı Denizli Spor'un ligde kaldığına? Biz düştü şimdi gözüyle oradaki, bakıyorduk hocam siz gelene kadar geçen sezon. Oradaki işçiliği düşünebiliyor musun? Tabii. Ha şimdi oyuncuyu interaktivitenin içine niye sokuyoruz? Bir, Avrupa'da 20 senedir artık self feedback. Bunu İngilizce söylüyorum ki
Yani artık bu aşağı yukarı Türkçe'ye entegre olmuş bir kelime. Bir kişinin kendi kendini değerlendirebilmesi. Evet, kişisel değerlendirme. Kişisel kendi kendini değerlendirmesi. Şimdi bu benim bahsettiğim olayı, bu bizim yaptığımız olayın benzerini İngiltere'de U14'te U15'te yaparlar. Sen oradan geldin hocam. Boy Scout yoktur belki o zamanlar orada ama. Şimdi Spor Toto 2'de 3'te ne olacak? Çünkü Türkiye'de ne Süper Lig'de ne TFF 1'de böyle bir uygulama yok. Şimdi biz Cengiz Günaydın ve Hüseyin Yangın'la ilk konuştuğumuzda iki tane hedefimiz vardı. Kimleri eğitmek istiyoruz biz? Bir, başkanlar ve yöneticiler. Evet. Çünkü Türkiye'de maalesef yani başkan ve yöneticilik konumunda olan kişilerin çoğu futbolun içerisinden gelmiyor. Hor görerek söylemiyorum. Kesinlikle hor görerek söylemiyorum. Onların da bu devri yakalaması için bildiğin UEFA B, UEFA A kursları var değil mi? Kesinlikle öyle. Yani. Eğitim şartı. Spor Toto 2 ve 3 liglerinde scouting eğitimine başladık aslında Y Scout'u kullanarak. Ya aslında Y Scout'u kullanmak gerçekten biraz teknolojiyle haşır neşirseniz o kadar basit ki. Ve çok eğlenceli. Ve eğlenceli evet. Ya şimdi oyuncusun, kendini görüyorsun. Şimdi bir oyuncunun kendini gördüğünde ne hale geldiğini, performansının nasıl arttığını Denizli Spor'da gördük. Evet. Nasıl gördük? Evet. Oyuncular ne yapmaya başladı ikinci haftanın sonunda? Hocam şuna bakabilir miyiz? Hocam şurada şunu yaptım. Kendileri bu sefer spesifik alanlarını seçip hocam burayı nasıl yapabiliyoruz? Burada şurada kıyaslama yaparken neye dikkat etmeliyim? Çünkü o kadar keyifli bir hale gelmeye başlamıştı ki onlar için. Ve dolayısıyla bunun artılarını biz sahada gördük. Şimdi Twitter'ı ve Facebook'u çöpe attı orada bu olay. Neden çöpe attı? Oyuncu bir kendisini geliştirebileceğini öğrendi. Evet.